yanlışlık varsa hemen düzeltin. Bana sormanıza gerek yok. Bilgi yanlışı ise. Eğer bir kanaatta bir sorun varsa bana izah edin. Ben kimseye, bende hakaret dili yoktur. Yani beni tanıyan birisi, Kur'an, kutsal kitaplarda geçen metinler dışında, kelimeler dışında kitap yükle eşek derim. Ama ben herhangi bir şekilde bir kişinin, bakın, yanlışı esas alarak eleştiririm. O kişiyi o yanlışla sıfatlayarak değil. Yani her zaman başarılı, yanıldığım olur, o ayrı, ama benim ilkesel duruşum budur. Ben ne bileyim, CHP'li eleştirirken de böyle. Hatta benim eleştirimin içinde gizli bir savunma vardır. Bu yanlışı yapmayın, kendinize ve topluma yazık etmeyin Çeki düzen verin diye de bir çağrı diye. yapıyorsunuz Yani bazı partilerde. her zaman, yani özellikle sona doğru giderken hep uyarırım. Yani yapmayın bunu. Siz de zarar Sona göreceksiniz. gidiyor Toplum. dediniz. Sona giden kim Sayın Hocam? Yani iktidar tabii bu şekilde sürdüremez. Yani zaten Sürdürülebilir bir iktidar olarak görmüyorsunuz bugünkü. zaten yani MHP desteği olmadan olmuyordu. Dünkü programda da aslında Özgür Özel'in bazı dosyalarının Tayyip Bey'in elinde olduğu, dolayısıyla bir takım kritik oylamalarda hayır diyemeyeceği şeklinde isnatları, iddiaları oldu. Evet, Hocam yani tahmin ediyorum Özgür Özel'in ayağının kırılmasının asıl gerçek nedenini bir aksilik olmazsa önce söyleyeyim. Hafta içerisinde açıklayacağım detaylı bir şekilde ve Erdoğan yani tarafından da tamam. nasıl kontrol Bir edildiğini. bayan belediye başkanı eski, Evet. yani ben olayı Babasıyla biliyorum. yaşanan bir olay yani. Yani ben tabii, yani babası gelmiş, yanında muhtemelen başka birisi Ayağını de kırmış vardı. yani İkinci olayın. katte. Yani kırılma değil ki. Yani kırılma var da yaralandıktan sonra düşerken Ankara'da o hastanenin adı da. Yani bunlar bilinmiyor değil. Ben o konuyu CHP'den birilerine, en azından benim bildiğimi bilin. Yani öyle çok da ortalıkta Neyse, konuşmaya. bugünden sonra iki kişinin bildiği artık bir sır değil. Tahmin ediyorum bu alabildiğine yayılacak. Önümüzdeki hafta da detaylı bir şekilde bunu Yani bakın, açacağım, ben gündeme bunu getireceğim. CHP üzerinden bir polemik konusu yapmadım ama dolaylı olarak işte ima dediğiniz var ya, çünkü bazı şeylerin toplumda bu şekilde tartışılması şuyu vukuundan beter bir Beter hadise oluyor. haline getiriyor. Bu CHP de olsa, yani AK Parti'ye niye yapayım? Yani oradakileri bilmiyor muyum sanki? Ama Hayır hocam birbirlerinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum Sayın Hocam. yani Hocam öyle. özellikle böyle hızlı hızlı gündeme doğru gideceğim ama bugün iki tane gelişen olay var. Üç olay var. Üçünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi şu. Bursa'da bir okulda bir ay önce gerçekleşiyor ve başı açık öğrenci olmayacak diye İmam Hatip Lisesi'nde müdür bir meydan okuma gerçekleştiriyor. Bugün de dün tahmin ediyorum başı açık bir müdür yardımcısının odasını basıyor ve hem de görüntüler eşliğinde. Ya tarihsel olarak siz hem siyasal anlamda AK Parti'nin milli görüşün geleneksel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük eleştirilerden biri. Yani devlet AK Parti, aman devlet CHP tek parti devleti ve CHP devlet tarzında eleştiriler üzerinden geldi. Ve bugün iktidarın 23. yılına baktığımızda AK Parti çok net bir şekilde benim siyasal okumam olarak gördüklerim itibariyle devletin ta kendisi olmuş. Devlet AK Parti, AK Parti de devlet olmuş. Yani eleştirdiğini yaşayan, eleştirdiğini yapan bir siyasal iktidarla, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tam bu noktada işte bu Bursa'daki İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan olay yine çok ilginç. Yani dikkatini çekiyor tabii kamuoyunun ve bugün de konuştu. Yine bir müftü arabada bir başka kadınla üstü açık olarak yakalanıyor. Polis sabut tutuyor. Kadının kimliğini istiyor. Kadın kimliğini vermiyor ve serbest bırakılıyorlar. Daha sonra soruşturma açıldığında müftü yanına eşini alarak gidiyor. Benim eşimleydim aslında diye, eşi de o bendim diye bir ifade vererek bu işten yırtmaya çalışıyor. Yine bu Narin'in köyünde işte
Tavşanlı Tepe'deki imam gözaltına alındığında ki daha sonra büyük ihtimalle o gözaltı alımından sonra ortaya çıktı. Telefonunda toplu seks görüntülerinin olduğu ve bununla ilgili olarak da Diyanet'in soruşturma başlattı. Ya bu üç olaya bakınca şu soruyu soracağım. Yani bir dine sahip olmak bir ahlaka, ahlaklı olmayı gerektirmiyor. Ya da bir dininiz var diye sizi namuslu ve dürüst yapmıyor. Buradan yola çıkarak yani gelinen bu noktalara baktığınızda nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, şaşırıyor musunuz? Yok. Yani insan olan her yerde her türlü sapkınlık olabilir. Önemli olan onların buna cüret ve cesareti. Çünkü eğer toplum bunlara karşı toleranslı davranıyor ve yönetim bu tür ahlaksızlıklara, ahlak dışı olaylara karşı yaptırım uygulayamıyorsa bu böyle pandemi gibi yayılır. Yani şu anda eskiden koskoca İstanbul'un genelevi Karaköy tarafında bir yerdeydi. Melek Girmez mi ne öyle bir yerde inmiş. Ama şimdi Twitter'a bakıyorsunuz her mahallede. Şehir ismi yazın bakın ne oluyor escort kızlar. Artık yani... Mahalle sokağa geçin rezidanslara yani apartman dairelere olarak okuyabiliriz. Lüks otellerde ne bileyim grup seksi de geçtiler. Yani eş değiştirme partilerine varana kadar her şey konuşuluyor. Şimdi bunların... Öğretmenim üzerinden, ben size hakim üzerinden de örnek verebilirim. Ya da bir avukat üzerinden ya da bir kamu görevlisi üzerinden de. Dolayısıyla bunları çok kişiselleştirirken demin hani söyledik ya din ya da etnik kimlik üzerinden okumak değil. Yani bakın bir süre önce bir İmam Hatip müdürünü ziyarete gitmiştim. Dedi ki hocam. Şu anda dedi bir problem yaşıyoruz. Yani öğrenci problemli, aile problemli. Bir öğrenciye sert bir şey söylüyorsun, ailesi geliyor. Ailesi seni başka bir şeyle tehdit ediyor diyor. Bir tane çok akıllı, başörtülü bir öğretmen vardı. Yeni gelmişti. Onu müdür yardımcısı yaptım. Ama iki tane de ilahiyat kökenli erkek öğretmenimiz var. Bir tanesi deist, bir tanesi de agnostik. Herhalde üçüncüsü gelse o da şamanist olacaktı. Şimdi bunların elinden çocukları kurtarmak için diyor, ilahiyattan gelmeyen, başı da açık olan iki tane hanım öğretmen var. Onlar öğrencileri toparlamaya çalışıyorlar diyor. Şimdi bakın başörtülü, baş açık meselesi. Başörtülü ama nereleri açık ya da nerelerde açık veriyor. Onları dikkatten kaçırırsak sadece sakal bırakmak ya da çarşaf ya da sarık sarmak o her yerde her zaman olur. Biz aslında Adnan Oktar olayını yaşadık. Nereden geldi? Milli görüşün içinde. Masonluk şu bu. Şimdi o müdür... İmam Hatip'te olmasa başka bir yerde olsa. Ha bir öğretmen eğer kendini odaya kilitlemiş adam kendine intihar da edebilir ya da içeride silahı var başka bir şey yapabilir diye polisi çağırırsın. Gerekiyorsa kapıyı kırar. Ama eğer içeride o yoksa bir çilingir çağırırsınız. Evinizin anahtarını kaybetmişseniz o da evinizin o kapısını açar. Yani bunun ha öyle bir olay tabii. Milli Eğitim o müdürü açığa almış. Evet yani şimdi bu tür olaylar oluyorsa yanına kar kalıyorsa o sorun. Yoksa birileri içki de içer, uyuşturucu da kullanır ya da kafayı yer ya da ne bileyim ben işte her halt oluyor. Herkesin. Pudra şekeri de kullanabilir. Her şey mümkün. Yani bunun kim olduğu çok o. Onun üzerinden okuma yaparsak doğru sonuca varmayız. Bir de eğer soruşturma devam ediyorsa, tabii böyle 20 gün sonra ilk günden öldürülen bir çocuğun cesetini polisleri birlikte arıyor gibi yaparak değil. Hukuki süreç, normal
seyrinde devam ediyorsa önceden bir takım şüpheye dayalı söylemler gerçeğe ulaşmayı zorlaştırabilir. Bakın Diyarbakır'da hemen o günlerde orada 10 tane yeni telefon numarası alınmış. Onların hepsi de WhatsApp'tan fake ihbarlarda bulunmuş. Dolayısıyla 19 tane, 19 fake ihbar hem de. 19. Yani çok ciddi bir şey bu. Profesyonel yani resmen yani. İlk günlerde orada bunlar çok fazla oldu. İmam üzerinden de eğer, çünkü itibarı zedelendikten, onuru kırıldıktan sonra öbür adamın araba içinde eğer çıplak birisiyle yakalandıysa, karıysa da bu magazin haberi olarak flash bir haberdir. Yani bir müftünün böyle bir tuzağa düşmemesi gerekir. Tuzaksa bu. Yani ne oluyor der insanlar. Bunlar hele hele dini bir müessesenin böyle ahlak zafiyeti anlamına gelen eylemler konusunda dini polemik konusu yapmaları na sebep olan işler hiçbir zaman hoş karşılanmayacaktır. Yani bunların herhangi biri, bana sormanız değil, kim olursa olsun. Ha, bu tür olaylar üzerinden bir okuma yaparak hedef kitleye zarar verme, itibarsızlaştırma gayretleri de bir troll hadisesinden başka bir şey değil. Çünkü herkesin içinde yaşanıyor bunlar ama olur yani. Her zaman olacaktır. Eğer hukuki süreç aksamadan sürüyorsa sonucu beklemek gerek. Evet. Sonuç ortaya çıktıktan sonra da cezanın uygulanıp uygulanmadığına bakmak lazım. Bugün beni İstanbul'dan bir arkadaş arıyor. Bir ağır cezada ağır bir mahkumun, mahkum edilmesi gereken birinin serbest bırakılması için bir takım gelen gidenler. Şimdi bu tür olayların şuyu vukuundan beter olmaması için bir defa hani çok açık söylemiyorsunuz diyorsunuz ya, emin olmadan söylememek gerekir. Hadiseyi soyutlamak bazen daha, mesela bir olayı soyutlayarak anlatıp bunu yapan ahlaksızdır, alçaktır, bunlardan memleket kurtulmalıdır dersek onu yapan herkesi hedef almış oluyoruz ve doğru olan bu. Sadece bir tane kurban vererek toplumun vicdanı da helal olsun işte yakaladılar ve cezasını kestiler deyince ondan sonra gelecekler ne olacak? Yanlışa karşı çıkmak gerekir.